Ve Ali Koç işin ciddiyetini taraftarlarına seslenerek belirtti. Başkan, TFF Süper Kupa biletlerini satışa bile çıkarttı. Biz çıkartmadık. Lütfen 7 Nisan için, Süper Kupa için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin diyerek Fenerbahçe'nin ligden ve tüm organizasyonlardan çekilme ihtimalini dile getirdi. Yağız Sabuncuoğlu ise bugün yapılan PFDK toplantısında kurulun önünde Trabzonspor-Fenerbahçe maçı dosyası bir kez daha getirilmedi ve bu konu toplantı gündeminde yer almadı. PFDK o maça dair kararlarını Fenerbahçe Kongresi'nin bitimine göre 2 Nisan veya 3 Nisan tarihinde açıklamayı düşünüyor paylaşımını yaptı. Açıkçası PFDK'nın ne yapmaya çalıştığı anlaşılabilir gibi değil. Cezalandırılacak birileri varsa hemen vermeli. Bunun için Fenerbahçe'yi beklemesi, geciktirmesi çok tuhaf. Eğer Sarı Lacivertli camia artık yokum derse cezalandıracak Fenerbahçeli futbolcu bulamayacağıyla ortada kalacak. Diğer yandan Ali Koç'un babası Rahmi Koç, oğlunun Fenerbahçe başkanlığını bırakmasını istiyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Bekir Koç açıklamasında, "Geçtiğimiz günlerde Rahmi Koç ile 3 gün Miami'de görüştük. Rahmi Koç bana, Ali Koç'un başkanlığa devam etmesi iş olarak bize zarar veriyor. Bırakmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı. Ailesi de bunu istiyor. "Biz bu fikre karşıyız. Ali Koç ile devam etmeliyiz" dedi. Başkan Ali Koçsa bu konuyla ilgili, "Rahmi Bey'in sözünden dışarı çıkmasaydım başkan olmazdım. Eşi, aileyi başka yere koymalıyım. İşimize gelecek zarardan korkum olsa bugüne kadar yaptıklarımı ve söylediklerimi söylemezdim" dedi. Şu bir gerçek ki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türk futbolunu düzeltmek için büyük bir savaş verdiği ortada.